Geçenlerde birisiyle sohbet ediyorum. Yani öyle enteresan bir şey dedi bana ki, bilmiyorum enteresan mı? Bana enteresan gelip de size gelir mi bilmem. Dedim dur seni ben bir meşhur edeyim dedim. Ben seni yani bana niye böyle malzemeler veriyorsunuz dedim ya. Yani bana böyle malzemeler veriyorsunuz sonra anlatınca da kızıyorsunuz bana. Deme de bari bana. Deme mübarek deme. Hocam diyor büyük bir tane hayvan aldık diyor. İşte 15 milyar verdik şu ver. Tabii bu böbürlenerek anlatmalar o ibadetin ruhunun gittiğinin kafadan zaten göstergesi. İşte bu az önce tespitini yaptığım durumlardan ibaret bu sıkıntılar kaynaklanıyor. Şekle indirgenmiş, gösterişe indirgenmiş, hava atmaya indirgenmiş, bir takım pratiksel, rakamsal olaylara indirgenmiş, ibadet formatında işler yapılırsa bunlar ön plana çıkar tabii. Yani para konuşur, miktar konuşur, görecelik konuşur vesaire vesaire. Allah diyor pazarın en büyüklerinden bir tanesiydi herhalde. Aldık hocam diyor. Ya diyor biz 4 kişi kesecektik diyor. Sonradan diyor 2 kişi vazgeçti mi diyor. Kaldı hayvan bize diyor. İyi de para verdik diyor. Şimdi ne yapacağız bilmiyoruz diyor. Yani gerçi diyor yani hayvanda iyi et var diyor. Yani et iyi kalır diyor ama ne yapacağız, nasıl saklayacağız, nereye muhafaza edeceğiz bilmiyorum diyor. Nasıl saklayacağız, nereye muhafaza edeceğiz bilmiyorum diyor. Şimdi adam sıkıntısı bu. Bir de demez mi bana ki dolapta da zaten geçen sene kurbandan bile et bekliyor diyor. Var diyor, hala bitmemiş. Pazarın en büyük hayvanını almış. Bak şimdi pazarın en büyük hayvanını almış. Geçen seneden dolabında halen daha kurbandan et var adamın. Ve çare arıyor. Büyük sıkıntısı var bu Müslümanın. Ne yapacağım ben bu hayvanı diye. Ne yapacağım şimdi ben? Ne edeceğim? O diğer ortaklar ayrılmış ona üzülmüyor. Ona seviniyor et fazla kalacak diye. Tamam da ben bu hayvanın nasıl bir gramını bir yere vermeden muhafaza edebilirim? Hah işte orada dedim ona ki Uğur derin dondurucu. Bugün acayip reklam yaptık ha. Ne diyor Müslümana? Ne diyor Müslümana? Verme. Getir bunun içine koy diyor işte. Gördün mü? Reklam adı altında, işte kapitalizm adı altında, çıkar adı altında Müslümanı ne zaman, nasıl, nerede, nereden yakalayabiliriz? Nasıl Müslümanı tongaya getirebiliriz? İşte bu manada size diyorum ki sizin gündeminizi siz belirleyeceksiniz. Birisi size gündem belirlemeyecek arkadaş. Bu mantıkla yaklaştığınız zaman kurbandan lezzet alamazsınız diye o zaman işte şunu dersiniz hep duyduğunuz gibi. Nerede o eski bayramlar, o eski kurbanlar? Klasik bu sözleri söylersiniz. Çünkü onun bir parçası da sensin. Sen ben bunu yapıyoruz. O eski bayramlar ortadan kaldıran bizim tutumumuz. Biziz daha bu toplumun parçası ya. Bu toplumun parçası biziz. Başkası gelip bize bir şey yapmadı. Biz kendi kendimize yapıyoruz. Hep biz yapıyoruz kendi kendimize. Biz ibadetlerin içini boşaltıyoruz. Biz örfümüzün ve ananemizin içini boşaltıyoruz. Biz yaşam stilimizin içini boşaltıyoruz. Biz imanımızın içini boşaltıyoruz. Biz imanımızın bize yapacak olduğu etkiyi, refleksi biz kendimiz ortadan kaldırıyoruz. Tabii dışarıdan etkenler var ama biz ayaklarımızın üzerine sağlam basarsak bize etki yapmaz mı? Evet dışarıdan bunların yapılmasını bu şekilde bizi etkisiz kılınmak noktasında gayretlerin olduğu aşikar. Bu muzdarip olduğum her zaman anlattığım şey. Ama biz de bir ayaklarımızın üstüne duramıyoruz ki. Hani var ya toplumda bir söz canın ekşiliği istiyor. Biz zaten dünden razıyız. Kolay geliyor bize. Basit geliyor bize. Onların anlattığı manada Müslüman olmak daha basit. Daha janjanlı, daha ambalajlı. Daha güzel, daha reklamlı. Olduğundan dolayı onların istediği istikamette bir ibadet tarzı oluşturuyoruz. Rakamlara endeksli, kilolara endeksli, etlere, butlara endeksli ibadet formatına döndürüyoruz işi. Ramazan bayramına git aynı şekilde bak oldu adını. Ramazan bayramı değil, şeker bayramı olmuş. Kurban olmuş, et bayramı. Bak ruh nasıl gitti? Ruh özellikle boşaltıldı. Et. Kurban bayramı, et bayramı. Değil. Ne diyor Allah-u Teala? Onların ne etleri ne kanları asla Allah'a ulaşacak değil. Sizin takvanızdır, sizin samimiyetinizdir, sizin buradaki duruşunuzdur Allah'a ulaşacak olan
ve Allah'ın takdir edecek olduğu, değer olarak size yazacak olduğu davranıştır diyor Allah. Ha o zaman biz bugün kurbanı yatırdığımız zaman bu düşünce içerisinde, bu ruh içerisinde, teslimiyet ruhu içerisinde kurbanı keserken acaba biz bu kurbanı, Allah'a teslim olan kurbanı kesiyoruz ama bu ibadeti yerine getirme gayreti içerisinde adım atan biz acaba Allah'a bu kurban gibi teslim olmuş muyuz? Bu sorgulaman lazım. Bunu bir düşüneceksin. İsmail Aleyhisselam bir aklına gelecek. Bu ruhu, bu imanı yakalayacaksın. Bu açıdan, bu pencereden bir bakacaksın olaya. Bak burada Allah'ın yaratmış olduğu ve yetkiyi vermiş olduğu, haram edebilir miydi ederdi. Bir tane hayvana yaklaşamazdı. Haram kardeşim, bitti. Hayvan kesmek, hayvan eti yemek, pirzola yemek, et yemek haram diyebilirdi. Bak yetkiyi, ruhsatı kim verdi? Allah verdi. Elhamdülillah. Ve bugün nimetlerden istifade ediyoruz. O hayvanı da onun için yarattı. Bak git sana kaplandan, aslandan, çakaldan, şundan bundan kurban kes demiyor. Ondan olmaz. Neden olmaz? Halbuki zararlı ya. Ya biz kurban olarak kaplan kessek ne kadar iyi olur da millete zarar vermez. Yok yok, öyle değil işte. O öyle değil. Senin istifade edebilmen için senin ağız damak zevkine uygun hayvanlardan seçmiş Allah-u Teala. Bu bir nimet. Bu ruhsat da bize vermiş elhamdülillah. Bu düşünce içerisinde bana teslim olan bu hayvana karşı ibadetimi yerine getiren ben acaba Allah'a ne kadar teslimim? Mi sorgulayarak bu ibadeti yerine getirmek lazım. Bu ruh içerisinde yaparsan o zaman derdin et olmaz. Birinci odak noktan teslimiyet. Teslimiyet. Allah'ın emirlerine, Allah'ın mesajlarına, Cenab-ı Hakk'ın isteklerine, taleplerine ne kadar teslim olabildiğimi sorgularsın. O zaman işte o hayvanı nereye saklayacağım, bozmadan nasıl yapacağım, eti nasıl istimal edeceğim, bunlar ikinci planda kalır. İkinci planda.